Arkadaşlar selam her videoda sizlere bir tane CSGO skin veriyoruz arkadaşlar katılmanız çok basit bu videoya like atıyorsun kanala abone oluyorsun ve aşağıya instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra görüşürüz Arkadaşlar selam yeni bir kasa açma videosuna hepiniz hoş geldiniz. bugün K-Drop'tayız arkadaşlar K-Drop'ta deli gibi katlayacağız eğer siz de katlamak istiyorsanız ne yapıyorsunuz abi? Dexon kodunu kullanıyorsunuz. Dexon kodunu kullananlara özel 3 tane bıçak çekilişimiz var. Bu bıçak çekilişimize katılabiliyorsunuz. 13 günü kalmış. Yenisini de açacağım arkadaşlar. Yenisini de açacağım ama artık arkadaşlar siz çok yazıyorsunuz. Abi güzel daha büyük bıçak ver. Hani ben istiyorum ki arkadaşlar mesela 300-400 dolarlık bıçaklar vereyim. Herkes hani herkesin bir tane bıçağı olsun yani daha fazla insana gitsin. Ama siz istiyorsunuz ki abi bir kere kazanalım ama kazandık mıydı da kazanalım yani böyle 1000-1500 dolarlık bıçağımız olsun diyorsunuz. O yüzden hani daha yüksek bıçaklar çekilişi açıyorum. Onunla arkadaşlar hani öyle 10 tane 20 tane açamam yani çok para ya gerçekten. Nereden baksan şurası 150-100 bin lira var değil mi? 3000 dolarlık çekiliş yapıyoruz. Ha yeni kasalar gelmiş güzel el açalım bundan da. Abi baya güzel kasalar gelmiş ya şunlardan açalım arkadaşlar. Bu arada hepiniz videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Geçen videoda yarım kaldı arkadaşlar. Ben dedim ki hani çocuklar gerçekten çok özel. Hani çocuklar dedim dünya adil değil. Çocuklara karşı adil değil. Bence bütün çocuklar eşit şartlarda olması lazım bak. Yaşın büyüdükten sonra 18 yaşından sonra eşit olmak zorunda değil. Çünkü o kişinin hani şeyine çabasına göre değişir yani mesela biri çok çalışır, çok para kazanır, çok iyi yerlere gelir. Okey. Ama çocuklar öyle değil abi. Bütün çocukların her şeye sahip olsunlar. iyi bir aileye sahip olsunlar. Yani çocukluk çok güzel. Çocukluk çok şey ya. Ben çocukluğumu yaşayamadım. O yüzden hani garip yani. Ben ne bileyim ya. Öyle yani. <laughs> ben çocukken hani mesela şey. Ee, bir gün şeye gittim. O zamanlar çocuk değildim. Hani 23-23 22-23 yaşlarındaydım işte. LGS, YGS miydi? Ha, YGS sınavına girdim. Ee, girecektim dışarıda bekliyorum işte. Orada bir tane kız var. Yanında da annesi var işte. Annesi kıza öyle baskılar yapıyor ki ya şunu yapma şöyle yap şöyle. Anne, kız diyor ki ya, anne diyor bak sınavım var lütfen diyor lütfen bak beni germe diyor. Beni şey yapma sınavım var benim için çok önemli geleceğim falan. Annesi hala bir şeyler söylüyor. Ne söylediğini bilmiyorum da ama kızı baya tersliyor böyle. Hani vuruyor falan filan. Hani müdahale edecektim o derecede. Böyle kız hani diyor anne diyor sınavım var şeyim var. Hani aile gerçekten çok önemli ya. Vallahi o kıza o gün o kadar çok üzüldüm ki. Umarım var ya o kız hani çok büyük bir yerlere gelmiştir. Çünkü gerçekten çok üzüldüm. İnşallah çok büyük olmuştur ya Vallahi Hani kendi kardeşim gibi gördüm. Hani böyle kendi şeyimden gördüm. Yani o kıza çok üzüldüm o gün. Yani o yüzden bir de ailede gerçekten önemli insanlar mesela ben çocukken arkadaşlar benim e, ben internetten para kazanıyordum ama böyle YouTube falan yoktu o zamanlar Facebook vardı Facebook'ta sayfa yapıyordum mesela 100 bin 200 bin 1 milyon kişilik sayfalar yapıyordum böyle bot şeyler vardı hesaplardan öneri 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 böyle çok büyük sayfalar yapıyordum. Onları satıyordum deli gibi bir para kazanıyordum bak. Hani annemler gidiyordu 30 gün çalışıyordu. Ben 30 gün çalıştıklarını hani 3 günde 5 günde kazanıyordum. Ama hani sürekli bana bilgisayarı yasaklıyorlardı işte. Bilgisayarın mouse'unu kesiyorlardı gidiyordum mouse oluyordum. Kendi paramla alıyordum bak gerçekten. Modemi saklıyorlardı modemin fişini kesiyorlardı gidiyordum modemin fişini alıyordum. Hani o kadar zorluklarla bugün bilgisayar üzerinde gerçekten çok büyüğüm böyle yazılım falan filan. O yüzden aile kavramı gerçekten önemli ya. İyi aileye sahip oldun muydu gelişebiliyorsun ya. Ben her zaman istemişimdir. Keşke daha fazla eğitim alabilseydim. Ama o yıllarda hani anneme kızmıyorum babamdan dolayı. Her şey ne olduysa babamdan dolayı oldu. Ama babama çok kızıyorum. Çünkü daha eğitimli olsaydım daha büyük yerlere gelirimdim diye düşünüyorum. Eğitim önemli çünkü ya. İngilizce bilseydim yani güzel ya ama kendimi çok geliştirdim var ya. Böyle sabah dörtte kalkardım ders çalışırdım. Kendimi baya bir geliştirdim. Bir sadece İngilizceyi yapamıyorum. İngilizceye de vakit ayıramıyorum o yüzden ya. İngilizceyi de öğreneceğim ama. Yakında. Geliyor. Geliyor. Bu arada siz nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün konuşasım var ya. Bugün enerjim Tavan yani. Çok pis enerjim var. Biz burayı kaybettik, değil mi? Vallahi kaybettik galiba. Aynen, kaybettik. Arkadaşlar bayağı bir para kaybettik ama hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Onu ayarlayacağız. Şurada bedava kasalar gelmiş. Şu bedava kasalardan açarak başlayalım abi. Bak bu bedava kasaları sizde kaçırmayın. Abi bak şuradan yanlışlıkla 15-20 dolar kazansanız var ya süper. Bak gerçekten böyle Hani abi bedava kasadan ne alabilirim demeyin. Hani mesela bana sürekli mesela şey atıyorlar. E, ne denir ona? Kazandıklarını atıyorlar Instagram'dan. Hani atıyorsunuz daha doğrusu. Yani 100 dolar alan var. Deli deli itemler alan var. Böyle çok fazla şeyler alanlar var. O yüzden bedava kasaları unutmayın bak. 3 dolar aldım bak bedava kasadan. Al çek yani. Git item diz yani. Bedava kasaları unutmayın bak. Bunları kovalayan çok fazla insan var. Ve çok deli envanterleri var. Bak benden daha iyi envanterlere sahip. Ya sadece bu Ha, Buna bedavacılık demeyin ya açın. Bu video bu kadar. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Son videomuzun çekilişini editörümüz açık diyor. Buradan izleyebilirsiniz. Kazanan arkadaş hayırlı olsun. Görüşürüz.